Devam ediyoruz sevgili seyirciler. Yeni haftanın ilk gününde televizyonlarını Beyaz TV'yi açanlara bir kez daha merhaba diyoruz. İyi geceler diyoruz. Gece daha yeni başlıyor. Bu geceyi eğer derin futbolu izlemezseniz bu geceyi yaşamamış sayın. Çünkü çok önemli görüntüler var. Çok özel görüntüler var. Kulüpler Birliği zirvesi. İkincisi gerçekleşti. Tekrar tekrar söylüyorum. Emeği geçenlere bir kez daha teşekkür ediyoruz. Dünyanın en özel isimleri futbol adına, futbol topunun döndüğü her yerde o dünyanın o sihirli topuna dokunan sihirli ayakların hepsi çok özel isimler. Bugün Türk futbolunun önde gelen isimleriyle Kulüpler Birliği zirvesindeydi. Haliç Kongre Merkezi'nde sevgili seyirciler. Çok özel görüntülerimiz var. Tekrar tekrar söylüyorum. Ama bir son dakika gelişmesi var. Bu son dakika gelişmesine Devrim Zengi, yılların tecrübeli ismi biraz önce teyit ettirdi. Sosyal medyada Galatasaray'da Ayhan Akman istifa etti, bıraktı şeklinde bir haber dolaşıyor. Ama sevgili Devrim Zengi'nin bana verdiği notta şu anda Ayhan Akman'la konuştum, istifa etmedim, görevimin başındayım diyor. Tekrar edelim, Ayhan Hoca görevinin başında. Niye edecek? Devam ediyor, istifa etmemiş. Ha, niye ediyor yani? İstifa haberini yalanlamış. Ha, niye ediyor? Bilmiyorum, öyle bir haber vardı. Öyle yalanlandı, haber yalanlandı sevgili seyirciler. Onunla ilgili bir şey söyledi ya. Bir şeyler. Haber yalanlandı, böyle bir şey yok. Ayhan Hoca, Ayhan Akman Hoca görevinin başında sevgili seyirciler. Buradan bizi de izliyorsa eğer kendisine sevgilerimizi, selamlarımızı Ertem, gönderiyorum. Sentem'in bu kongre merkezindeki bugünkü futbolun zirvesi için bir şey söyledin. Bana bir ağrı kesici. Bir şey söyledin. Onu, ne oldu Ertem? Onu biraz açacaksın. Aziz Yıldırım alt yazı yazdırdın. Aziz Yıldırım 2 yıl daha Fenerbahçe'de yazın bunu dedi. Doğru. Bugün bir şeyler edindin orada. İzlesen oradaydın. İzledim. Ne oldu orada da böyle iddialı konuşuyorsun? Benim oradaki ne oldu? Gözlemlediğim. Ne gözlemledin? Aziz Başkan'ın bunları duruşu. Bunları aç. Aziz Başkan'ın, bak herkes yazıyor. Aziz Başkan'ın oradaki duruşu, Aziz Başkan'ın orada bazı şeyleri olumlu anlamda sahiplenmesi, Türk futbolunun geleceği açısından bazı ortak değerlerde buluşması, el uzatması, birileriyle kucaklaşması, yakın veya uzak denilen rakipleriyle kucaklaşması, yön vermesi, Kulüpler Birliği'nde bulunması, bak Kulüpler Birliği'nde bulunması, bana diyecekler ki ya Sayın Cumhurbaşkanımız orada nasıl gelmeyecek? Bir sene önce Dolmabahçe'deki Çırağan'daki davete gelmemişti. Gelmedi. Ama bugün bunu üstlenen isimlerden birisi olarak Göksel Başkan'ın yanında olması, Göksel Başkan'ın dediklerine tırnak içinde yine uyması, haksızlık yapmayayım. Ama Kulüpler Birliği Başkanı ismi altında söylüyorum. Orada Erdem, bazı şeyleri ödürü kalmayacak ama. Zeytin dalı yani uzatılması değil, ve onun da bu zeytin dalını alması, gelecekle ilgili projelerde evet biz de varız demesi Aziz Başkan'ın bence iki sene daha, en az iki sene daha ve orada bazı konuşmalar da vardı. Yani medya içerisinden, spor camiasının içerisinden edindiğim bilgiye göre Aziz Yıldırım bu görevini devam ettirecek. İki sene daha devam ettirecek ki Ali Koç beyefendi, Ali Başkan da adaylığını koysa dahi ben Aziz Başkan'ın, Aziz Yıldırım'ın iki yıl daha en az görevine devam edeceğini düşünüyorum. Yani tamam, sana saygı duyuyorum. Cumhurbaşkanıyla da bir konuştunuz, onu da anlatırsın da. Şu çok önemli. Diyelim ki herkes, Türkiye'deki herkes Aziz Yıldırım gitsin diyor. Yine düşmez. Kongrede çok ciddi ağırlığı var. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Ben Fenerbahçe kongre üyelerinden biri de benim pazar günü olduğum ortamdaydı. Diyor ki işte bizi onların aidatı var. Ben uzun süre ödemiyordum. Artık baktım dedi, benim aidat otomatik ödenmiş dedi. Nasıl senin dedim aidat otomatik ödenmiş? Ben 3 Temmuz'dayken gidip Aziz Başkan'ı desteklemiştim işte o kongrede. Öyle olunca bunların aidatı otomatik ödenmiş. Mesela gitmeyenin ödenmiyor yani. Sistem kurulmuş. Ya daha eskiden detaylı gruplar vardı. Sistem yok, kurulmuş. Kadıköy grubu bilmem o. Eskiden gruplar yok muydu? Bitti. O gruplara ait olan kongre üyelerinde grup öderdi aidatı. Evet. Onun bak Sinan abi bana bir görüntü gönderdi. Sana gönderiyorum. UEFA'dan yani gelen bir görüntü. Sistem kurulmuş. Görevden alamaz. Sinan abinin bana yolladı. Her neyse Ertem, çünkü çok Fenerbahçeliler çok merak etti. Hı. Bu kadar kesin 2 yıl daha kalacak ben demeni. Ben Aziz Başkan'ım 2 yıl daha görevde kalacağına inanıyorum. Aziz Başkan'ı bugün kucaklamalı gördün. Ki bence kalmalı da. Bak bunu da söylüyorum. Kucaklıyor, kendi herkesi seviyor. Fenerbahçe'nin iç işlerine karışmaya başladın artık Ertem. Fenerbahçe'nin iç işlerine karışmaya başladın Ertem. Fenerbahçe'de kongre ne zaman arkadaş? Ya çıkmaz. Ayın sonu imkansız. Bu Mayıs'ta mı kongre? Yok. 2018. 2018'de kongre.
Abi seçimle gelen seçimle gider. Hayır şöyle yani ben. Yani biz niye daha hüküm veriyoruz? Ha bir dakika. Ne hüküm veriyoruz abi? Ben bu Galatasaray Başkanı için aynı şey söylüyorum. Abi hangi seçim abi? Niye hüküm veriyoruz abi? Ne alakası var abi? Abicim bir şey söyleyeceğim sana. Fenerbahçe'nin her maçında istifadeye bağlanıyor ya. Bir dakika. Neden bu kongre üyelerinin vermiş olduğu oya saygı duymuyoruz abi? Ya Sinan abi. Ne iş olur mu abi? Sinan abi biz de bir dernek kuralım. Sen bütün akrabaları, bütün akrabaları kongre... Tamam. Benim o kadar akrabam yok. Senin istediğin görüntü Sinan abi. Evet çok güzel abi. Evet UEFA'da şampiyonlar herkese yaka kartı. Buyurun baba. Sahnede Sinan abi istediği görüntü. Ha cevap beraber çakar. Herkes de var buyurun. Şu argümanla Sinan Engin öne çıktı. Dursun Özbek. Beyler. Dursun Özbek son derece centilmen beyefendi bir adamdı. Şey, Arkim ya antrenör o bir tanesi ya. Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Kulüpler Birliği Başkanı'nın, Federasyon Başkanı'nın ve Büyük Kulüplerin başkan olduğu tabii, yerde. Antrenör değil mi bunlar? Dursun Özbek dışında hiç kimse yaka kartı takmıyorsa. Kim bunlar? Bunlar yancı ya. Bunlar kim? Hocam Roy Hudson ya yancı ya, falan hayır. Değil. Türkiye ya, Roy Hudson yancı olur. Rus milli takımını teklif ettiler. Bana ne be kardeşim? Onlar takacak. Onlar takacak. Bakın, Dursun Özbek diğer hiçbir başkan takmıyorsa, takıyorsa orada yer gösterici. Ben oradaki 17 tane başkana tenkit Ertem, etmenizi beklerdim. Bakın ben sizi burada 17 tane başkanı tenkit etmenizi gerekirdim. Çünkü eğer bir akreditasyon kartı veriliyorsa buna da herkes uyumalıdır. Dursun takmak Ertem. Gerekiyorsa da takılmalıdır. Yapmayın arkadaşlar. Adam istese çıkarım. Bu kibarlıktır abicim. Bu Ertem'i görebilir miyiz? Bu stüdyoda adama Dursun Başkan'a da övgüler yağdırmanıza helal olsun. Bu toplantıya saygı duymuştur. O akreditasyon kartını takarak sana bir şey söyleyeyim. Sana bir şey söyleyeyim. Mesela hiçbir kulüp başkanı filan, kulüp başkanı Türk futbolunu bilmeyen sadece uluslararası arada Tayyip Erdoğan Bey'i tanıyan bir yabancı misafir olsun. Mesela İsviçreli, ne bileyim Tunuslu, Amerikalı. Aa, this is the President Erdoğan der. Onlar ötekiler kim der? Bunlar Türkiye'nin üst düzey kulüp Erdoğan başkanı. Erdoğan herkes tanıyor şu an dünyada. Boyu boyu her şey sağdaki federasyon başkanı, onun hemen yanındaki Trabzon başkanı, Kulüpler Birliği başkanı falan sayarsın. Bu yaka kartı olan onlara yer göstermekle görevli mi der? Ben cevap verebilir miyim? Ben de cevap verebilir miyim? Ben o adamın, senin o yabancı adamın yerinde olsam ne derim biliyor musun? Tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum. Bu kulübün başkanını tebrik ediyorum. Şu göstermiş olduğu centilmenlikten ve bu toplantıya saygısından dolayı tebrik ediyorum. Bakın bir akreditasyon kartını takmış. O zaman en direkt bunun olarak federasyon başkanı falan diğerlerini eleştiriyorum demek. Ya, aynen herkes eleştiriyor. Takmayan eleştiriyorum. Öyle şimdi mesela burada hepsinin boynunda o karttan olsa da bir kişinin bir başkanın olmasa onu da söylerdik değil mi? Dikkat çekerdi. Evet. Derdik ki hepsinde akreditasyon kartı var. Niye Dursun Özbek'te yok kardeşim derdik. Çünkü şimdi de hepsinde olmayıp bir onda olduğu için gene dikkati çekiyor. Helal olsun abi. Dolayısıyla bu dikkat çeken bir şeydir. Yani değil mi hocam? Bu adama dikkat kabul edilemez. Beyefendi. Uyumsuz, kabul edilemez. Dursun bana gelsin. Oradaki insanlara teftişatla yer göstermekle görevli. Hocam yapma hocam ya. Koca kulübün başkanı ya. Yapmayın ya. Ne yer göstermeye nasıl benzetme yapıyorsun? Ertem'ciğim sen o toplantıya gittin mi bugün? Evet. Gittin değil mi kardeşim? Manasız. Gittin. Bu toplantıdan içeri girerken. Herkese. İnsanlara verildi. Herkese. O güvenlik ama. Hocam. Sinan abi daha bir öne geçebilir miyim bu konuda? Buyur canım. Herkese kart veriyorlar. Bak, sen de var mıydı kartı? Vardı tabii. Hiç çıkamadım. Ama bak. Ama bak darbe ötesine geçiyorum. Kulüp başkanlarıyla beraber Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi Sayın Başkan Yıldırım Demirören, Fatih Terim hepimiz. Evet. Bize dediler ki Sayın Cumhurbaşkanımızı diğer taraftan karşılamaya geçiyoruz. Karşılamaya geçenlere de sadece şuraya bir futbol toplu şey verildi. Rozet. Evet. O rozeti takmayanlar da oraya gidemediler mesela. Bu bir kuraldır böyle bir yer. Yani daha kurumsal, kural değil daha özel. Ona güvenlik önlemi denir. Şekil kuralı. Ama mesela Dursun Başkan, Aziz Başkan, Kazım Başkan ama karşılamada yoktu ama. Mesela Fikret Başkan'ın bak sağ yakasına bakın. Sağ yakasında var. O futbol topu var mesela. Evet. O, şimdi Fikret Orman'ı tanımıyorlar mı Fikret Başkanı, Sayın Fikret Orman'ı? Tanıyorlar. Ben, ama yine de hocam oraya bir özellik oluyor ben yani. Ben hocadan, Apo'dan da birkaç dakika sonra helal olsun Dursun Başkan demenizi bekliyorum. Helal olsun nezaketine, nezaket centilmenliğine ve bu rozete şeyi... Ben eleştirmiyorum ki sen helal olsun. Söylüyorsun? Helal olsun. Ben eleştirmiyorum, Ahmet Hoca eleştiriyor. Ben diyorum ki dikkat çekiyor. Bir kişi de olmazsa dikkat çekiyor. Ben eleştirmiyorum. Ayrıca Ertem'in bugün bak... Arda Turan'la Emre Belözoğlu resimlerim var Ertem. Evet.
Ne Arda'da ne Emre'de kart mart yok bunlarda. Orası dışarısı ama. Hiç kart yok bunlarda. Hayır. Çıkarmışlardır. Kongre Sarayı'nın dışındayız biz orada ama. Çıkarmışlardır. Dışarıdayız biz abicim, orada. Abicim. Hiçbirinde yok kart. Ben bak arkadaş, ben böyle şeylere, ben böyle şöyle dikkat ederim. Bak, yurt dışına gidersin. Yok. Yurt dışına git bakalım hocam. Hadi. Yurt dışında hadi bakalım. Gez bakalım akreditasyon kartı. Gezebiliyor musun? Toplantıya girebiliyor musun? Onun için. Oo, bu ne? Şahane. Bu görüntü şahane bir görüntü. Galatasaraylar başkanınız da Dursun Özbek'le şu centilmenliğinden dolayı gurur duyun abi. Futbol takımını, futbol işini bırakın abi. Evet abi. Bu asilliktir bu. Bak ben Dursun Özbek'le hayatımda bir kere merhabalaştım. Bak Dursun Özbek'le bir kere, bir de kongre salonunda rozet takarken uzaktan gördüm. Onun dışında Dursun Özbek'i hayatımda hiç görmedim. Hiç bilmem. Ben neyse onu söylerim arkadaşlar. Buradaki Yıldırım Demirören benim dostum, bak canımdır, dostumdur. Eleştiriyorum, takmayanların hepsini eleştiriyorum. Herkes oradakileri eleştiriyorum ama Dursun Başkan'a tebrik ediyorum. Peki, Ertem, geçiyoruz. Arda Emre'yi anladım, bu Arap çocuk kim ya? Arap çocuk ya. Değil o ya. Kim bu? Katar'ın Big TV'nin CEO'su. Arap çocuk mu? Abdülkerim Durmaz'ın infaz emri verildi. Niye? Ne? Kim bu? Futbolun tek para kaynağına laf etti. Kerim'cimin doğum günü. Ne bu? Kerim doğum günüymüş. Kerim Karakaş. Kerim abi. CEO'suymuş bu. Evet, CEO'su. Kerim benim Yusuf oğlum benim. Obadli. Kerim'cim doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu yıllara. Kerim kardeşim, Kerim Karakaş, seni çok seviyorum koçum. Herkes doğmuş. Allah'a emanet ol. Bu kaçıncı doğum bugün, ya? Bizim abi, çok böyle hayatta her şeyden mutsuz olan, dünyanın en mutlu gününde bile mutsuz olan. Kim o? Muhalif ve muhalif olan sevgili Mehmet İzmirlioğlu kardeşimin de, kameraman kardeşimin de, emekçi kardeşimin de doğum günü. Bugün çok fazla adam büyük Galatasaraylı Mehmet İzmirlioğlu. Seni servisimiz adına, ekibimiz adına doğum günü kutluyorum Mehmetciğim, Mehmet kardeşim. Oradan 9'a geri al. Şimdi, Oğuz Altay doğum günü kutlu olsun. Oğuz Altay'ın da bugün doğum günüymüş. Evet, o inşallah senin yönetimde mutlu göreceğiz. Mutlu seneler kardeşim. Oğuz abi. Oğuz Altay doğum günü kutlu olsun. Oğuz Altay'ın da doğmuş var mı? Nisan. Sinan sen? Nerede hocam? Kasım. 4 Kasım hocam. 18 Temmuz. 13 Eylül. Peki. Sevgili seyirciler. Oo Sinan abi fotoğrafa bak. Fotoğrafın güzelliğine bak. Ben, Ertem Instagram'a yeni bir yükleme mi geldi? Yeni bir şey mi geldi? Yeni bir uygulama gelmiş evet. Ne geldi acaba? Instagram'a bir şey var ya. O geldi. İnşallah şu DM'yi kapatırlar Allah'ın izniyle de. Sevgili seyirciler. Bir tokalaşma krizi var. 17 numaralı bant. 14 numara değil mi? Onur. Hele bakalım, 14 numara. Kardeşmiş. 14 numaralı bantımızı lütfen dikkatle bir izleyelim Rasim. Abdülkerim tamam, abi, izliyorum. Sinan abi, Ahmet tamam, hocam bir izleyelim bakalım. Fotoğraflarınızı bekliyoruz. Derin Futbol Zirvesi etiketi program şimdi başlıyor. Kulüpler Birliği Zirvesi ikincisi gerçekleşti. İşte bugün unutulmayan karelerden birisi. Recep Tayyip Erdoğan orada hem Sayın Aziz Yıldırım'dan hem Sayın Dursun Özbek'ten hadi artık barışın dedi. Ya, gerçekten de herkesin konuştuğu bu güzelliği, dostluk, barış mesajını Sayın Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanımız yine dostluk mesajını verdi. Yine orada iki başkanın bir duruş sergilemesine sebep oldu. Gel. Ama sonrasında ne oldu? Aziz Başkan'a bir bitireyim. Aziz Başkan'a Yıldırım Demirören, Sayın Yıldırım Demirören ve Sayın Gökçer Gümüştah dediler ki Fikret Başkan var. Fikret Başkan da Muharrem Usta'yı da onları da onunla da barışın, onunla da tokalaşın ama Aziz Başkan onları es geçti. Bakın Göksel Başkan yok yapma hayır hayır diyor Aziz Başkan Göksel Bey'e. Burada bir es geçiliyor. Muharrem Usta'nın Sayın Muharrem Usta'yı kabul etmiyor. Muharrem Usta'yla mı kavgalı? Sonrasında Sayın Yıldırım Demirören Fikret Orman. Bakın
Fikret Başkan, Fikret Başkan diyor Sayın Yıldırım Demirören. Dudaklarını rahatsız okuyun. Rahatsız oluyor. Bırak Fikret'i şimdi ya diyor Aziz Başkan. Bırak Fikret'i şimdi ya. Ben bir şey söyleyeceğim, bana gel. Bak. Bu Göksel Bey de, Göksel Bey de buradan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhurbaşkanımıza konuyu anlatıyor. İyi bırak Tayyip orada, ya şimdi dememiş. Yani bir o kadar. Yani burada şöyle bir durum var. Bırak Tayyip şimdi ya diyebilir. Göksel Bey ve Yıldırım Bey çırpınıyorlar adeta. Diyemiyor. Yani hani şimdi Göksel... Bak. Rahatsız ol, bir bitireyim ne olur rahatsız ol. Bak kendimi yanlış anlaşılacağım bu sefer. Abdülkerim abiciğim. Bir anlatayım. Ondan sonra size bırakayım ne dersiniz diye. Tamam. Burada Göksel Bey ve Yıldırım Bey, iki başkan da, Kulüpler Birliği Başkanımız ve Federasyon Başkanımız, adeta yırtınıyorlar. Çırpınıyorlar. Burada bu ortamda hadi barışın. Bakın Yıldırım Bey hiç bu kadar ben yüzünün güldüğünü hatırlamıyorum son zamanlarda. Göksel Bey Aziz Başkan'a diyor ki yaptın bir güzellik. Hadi diyor Muharrem Usta'yla da barışın. Fikret Orman'la da barışın. Demeyecek ama Aziz Başkan diye. Fiili kabul durum etmiyor. Şimdi bak fiili durum yaratsalardı Recep Tayyip Erdoğan Fikret Orman'ı getirseydi Aziz Yıldırım yine kerhen de olsa istemeden de olsa sarılırdı. Fakat ben size bir şey söyleyeyim. Şimdi bak Aziz Yıldırım'ın en büyük, en kavgalı oldu basın mensubu benim. En büyük muhalifi benim. Diğerleri biraz şeydir yani numaradır numaradır açık konuşuyorum. Hiç burada yalan numara yok. Onu söyleyeyim. Diğer burada sözüm meclisten dışarı. Ama diğerleri numaradır. Fakat bu adam tutarlı bir adam. Bak onu söyleyeyim. Adil olacağız. Adam Göksel Gümüş'ten geliyor. Şimdi orada elektrikli de Göksel Gümüş'ten çekiniyor. Ya bak yine bak üslup değişmiyor. Yıldırım Demirören geliyor. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı. Bırak Fikri ya şimdi diyor. Yanında Tayyip Erdoğan var. Tayyip Bey duymuyor gördüğüm kadarıyla ama. Evet. Yani Aziz Yıldırım. Her yerde Aziz Yıldırım. E şimdi Tayyip Erdoğan aynı şeyi yapar mı? Yapmaz. O kadar da Aziz Yıldırım değil. Yani Aziz Yıldırım ama. Aziz Yıldırım o kadar da bir orada, Aziz Yıldırım ama değil. Orada zaten bir bakan var. Cumhurbaşkanlığı diye bir bakan var kardeşim. Bilmiyorum yani. Olabilir. Abi bir şey söyleyeceğim. Eğer sen... Muhalifsen ona da muhalif olabilirsin. Bak, yani aynı bir gelsin dedi, görüntü geri gelsin. Sayın ama Muharrem Usta'ya bakın şimdi bak. Yine de şu görüntü geri gelsin. Bak Sinan Engin de demin onu söylüyor. Yine herkes etrafında. Bak abi. Rasim bak şu görüntü çok önemli Rasim'ciğim. Benim de mesela böyle. Bak şimdi Sayın Muharrem Usta'ya dikkat edin bak gel. Sayın Muharrem Usta geliyor. Bakın şimdi. Bak geliyor hafif böyle yanışıyor Aziz Başkan'a. Yo. Aziz Yıldırım hiç oralı bile olmuyor. Yok orada abi hayır bak. Doğru mu yer açıyorlar. Şimdi bak açıyorlar. Orada benim kanaatim şudur. Yaklaştır. Ben şimdi olayı okuyacağım. Bir dakika. Aslında Muharrem Usta Aziz Yıldırım'ın yanına Göksel Gümüşdağ'la ikisinin arasına girmek istiyor. Fakat Göksel Gümüşdağ bak bu yorumları da başka kimse yapmaz ha. Bunu bilin. Aziz Yıldırım'ın aurasından öyle etkilenmiş ki öyle etkileniyor ki Göksel Gümüşdağ'dan bahsediyorum. Hemen Muharrem Usta'yı böyle şimdi ben benzerini o benim yaşadığım o kepazelik ayrı bir şey. Yani o benim şahsi meselemdir. O şahsi meselenin de bedelini ödeyecekler. Ayrı. Ya, ama ondan evvel Manchester'da tamam mı? Namlı namlı adamların Aziz Yıldırım'ın aurasından nasıl korktuğunu gördüm Ertem. Gidiyoruz gazeteciler var. Tamam mı? Bak açık söylüyorum anlatıyorum abi. Gazeteciler var bir fabrikayı gezeceğiz. İçin ismini vermiyorum. Telaşlı adamın biri geldi. Adamın da önemli bir adam ha. Aman dedi Aziz Başkan bugün sinirli. Bugün çok öfkeli. Dedik kardeşim maymun olmana gerek yok. Gerek yok dedik. Açılır mı görme niyetim yok. Şimdi burada yine bu adam ne dersek diyelim. Bu yöntemleri şeydir, hoş değildir hatta kim yorumlara göre kriminaldir, öyle diyen olur, öyle diyen olur, böyle diyen olur. Ama bir şekilde, demin Sinan Engin de arada bana söylediği gibi, bir şekilde odak noktası olmayı beceriyor, beceriyor, beceriyor. Kabalık diyebilirsin. Ne bileyim, daha ağır kelimeler kullanabilirsin. Diyebilirsin ki ya bu ne medeniyetsiz adam, ne nezaketsiz adam, her şey denebilir. Denebilir ve büyük ölçüde haklı da olabilir. Ama bir şekilde he Dursun Özbek'le zaten çelileri yok. Ha, bunu yapamadı tek adam var mı Tayyip Erdoğan. O Recep Tayyip Erdoğan da ama makamdan değil. Ya ne makam ne cumhurbaşkanları gördük biz kardeşim. Ya konuşturma emini karısını tekme tokat döverdi sonra karısı düştü falan diye haber yaparlardı ya. Değil bunlar. O şahsındır. Daha önceki cumhurbaşkanlarımız kırılmasında başka cumhurbaşkanlarımızın da bu hava yoktu.
Bak o zaman başbakan da Tayyip Erdoğan bir olay oldu. Şeye kızdı. Avukat mı ne şeyim işte barolar başkanına çekti gitti. O dönemin cumhurbaşkanı arkasından geldi. Bak makam daha üstü. Şimdi sen anladın da kardeşim. Bu panelin adı ne? Kulüpler Birliği zirvesi. Amaç İkincisi. Ne? Amaç? Hayır ben başka bir analiz yapayım. Ben futbol analizi yapmam. Amaç ne? Amaç Türk futbolunun. Ama yoksa aslında manzara rezalet de. Kulüpler Birliği zirvesinin temel sağlamak. Amacı Türk futbolunun markasını yükseltmek. Aynen öyle. Türk futbolunu yükseltmek. Sayın Cumhurbaşkanı dediği gibi holigan ve şiddetten, holiganizm ve şiddetten arındırmak gibi diğer tali önlemlerin tartışıldığı, konuşulduğu en üst zirve. Doğru. Daha bu zirve aile fotoğrafında patlamış. Niye? Fikret Orman yok. Bu aile fotoğrafı değil mi? Eski bir futbol adamı. Aynı zamanda bakın Cumhurbaşkanı aynı zamanda da eski bir futbol adamı ve yanında Federasyon Başkanı, Kulüpler Başkanı, Spor Bakanı ve Türkiye'nin kalbur üstü kulüpleri. Güzel. Bu aile fotoğrafıdır. Doğru mu? Doğru. Aile fotoğrafında Türkiye'nin en büyük kulübünün başkanı diye Türkiye'nin en büyük bir başka kulübünün başkanı Murat Fikret'i ya deyip ben onunla konuşmuyorum dediğin an zaten aile fotoğrafında Türk futbolu yaralı demektir. Türk futbolu kırık demektir. Türk futbolunun defekti var demektir. Türk futbolu huzursuz demektir. Türk futbolunda kan davası var demektir. Evet. Düşünebiliyor musun? Bir ülke boylu boslu bir insan, işlerinde en boylusu Recep Tayyip Erdoğan Galatasaray Başkanı'na Fenerbahçe Başkanı'nı barıştırıyor. Mecburen barışıyorlar. Arkasından Yıldırım Demirören ve Göksel Gümüşler diyor ki Fikret Başkanı da alın bırak Fikret'i diyor. Kimse bana burada, kimse bana burada Türk Futbol Zirvesi, Kulüpler Zirvesi, Türk Futbolu'nun âli menfaatleri, geleceği falan dememiş. Çocuk daha genetiği bozuk doğmuş kardeşim. Hocam ama tersi hocam. Olabilir. Tek bir şey söyleyeyim Sinan abi bak. Tersi nasıl olurdu? Bak bütün herkese ders. Hem bu Recep Tayyip Erdoğan dersi hem de bütün hepsi. Göksel Gümüşdağ'da Yıldırım Demirören'de yanlış yapmışlar. En kibar halkla söylüyorum. En kibar lafla söylüyorum. Yanlıştır. Neden? Gidecekti Göksel Gümüşdağ. Aziz Yıldırım'a bu soru sorulsa Dursun Özbek'le söyleşi şey de olmaz. Yan yana gelir. Cumhurbaşkanı'na söyleyecekti. Efendim Fikret Orman'da çağır. Orada Tayyip Bey. Fikret ya da Fikret Bey mi diyor. Neyse Fikret Bey. Gel dese Aziz Bey yine böyle gülmek durumunda kalır tanışır. Evet, orada da şimdi Tayyip Erdoğan'a bırak Fikret'i de demek. Bir dakika dur. Daha bir her şey metazorim. Ne yapacaksın abi? Bu alem bu. Zaten futbol aleminin rezaletini her gün anlatıyoruz. Arkadaşlar bahsettiğiniz kişi Beşiktaş Kulübü'nün başkanı arkadaşlar. Doğru aynı şeyi söylüyor. Yani hayır bir dakika Beşiktaş Kulübü başkanı. Bırak Fikret'i ya demesine kızman lazım o zaman. Abi diyebilir o kendi şeyidir. Fikret Orman'ın Fikret Orman belki istiyor mu? Olabilir. Fikret Orman da istemiyor. Yapmayın. Olabilir. Şimdi, ben şimdi bak. Şurada ama, şimdi. Ama bırak Aziz'i ya demez. Hocam velev ki Fikret hocam, Orman istemiyor. Velev ki Aziz'i. O zaman şimdi, bana kimse hocam, Türk futbolda huzurdan falan bahsetmiyor. Sen şimdi Apo'nun yanındasın. Uçaklaşmadan bahsediyorsun. Dur hocam Apo'nun yanındasın. Sen Apo ile biz küsüz. Evet. Apo'nu sen Apo'ya. Ben ama Apo ile barışmak istemiyorum. Evet. Apo da benimle istemiyor. Evet. Sen şimdi oradan gidiyorsun diyorsun ki. Apo gel seni Sinan'la tanıyor. Yok istemem diyor. Ya bir dakika kardeşim. Ben istiyor muyum? Tamam. Bir, peki bir dakika. Şimdi bırak Aziz'i ya der mi? O zaman kimse Beyaz Futbol'da huzurdan bahsetmiş. Hocam, Beyaz Futbol, tamam. Bakın Beyaz Futbol en masumu. Şimdi burada, bakın burada Türk Futbolu adına, gelişimi adına Avrupa'dan da misafirler çağrılmış. Şu ortamda güzel bir şey. Bakın Türk ya Futbolu gelişmez. Adına, İki tane hocam, çok büyük kulüp başkanı hocam, haldeyse gelişmez hocam, Türk geliş, Futbolu. Hocam geliştirmek böyle değil zaten. Ama bu bir adımdır. Zaten Kulüpler Birliği bir vakfı var. Zaten o arkadaşlar orada toplanıyorlar. Onlar konuşuyorlar orada. Sonra çıkıyorlar zaten. Birbirlerine zaten sallıyorlar zaten. Hep biz buna yani şey yapıyoruz. Ama burada bakın bir nezakettir. En azından nedir biliyor musun? Türkiye'ye, Türk halkına, Türk futbol seyircisine şu görüntüyü ya bakın. İşte bak bir araya geldiler bir keyif. Ama bu bir tamamıyla bir suni bir görüşmedir. Tamamıyla işten bir görüşme evet, değildir. Evet. Orada metazoru yapılan bir şeydir hocam. Seni orada ama gülüyor biliyor. Orada şimdi fit. Aynısın. Orada Fikret Orman şimdi Aziz Yıldırım'la bir araya gelse ertesi gün yemek mi yiyecekler? Hayır. Burası. Şimdi Dursun Özbek'le Aziz Yıldırım şu an orada buluştular. Öğlen bak, buluşacaklar mı? Bir. Yok. Şimdi yarın. Bir de Aziz Yıldırım'la Dursun Özbek arasında yarın, büyük bir problem yok. Yok yarın. Onun için kolay oldu. Ya Muharrem Usta'yla da yok abi. Abacığım bakın abi, yarın ama Fenerbahçe'yle ilgili söylenen laf var mı? Yarın yine Fenerbahçe Galatasaray derbisi olsun.